Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları AYT Matematik Soru Bankası çözümlerine hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz ve videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Şu an türev geometrik yorum bölümündeyiz. 10 nolu testi çözeceğiz. Verilen eğri ile eksi 4x artı 2 doğrusu teğet olduğuna göre arkadaşlar teğetlerse bunun belli bir noktadaki eğiminin eksi 4 olması gerekir. Çünkü doğrunun teğet doğrusunun eğimi eksi 4. Alalım türevini. 4x küp artı 4x artı 4 eksi 4'e eşit diyelim. Bu durumda 4x küp artı 4x artı 8 eşittir 0. 4 parantez alıp sadeleştirsek x küp artı x artı 2 eşittir 0. Bakın x'e eksi 1 verdiğinizde sonucun 0 olduğunu görüyorsunuz. Demek ki x noktası eksi 1'miş. Teğet olduklarına göre bunu burada yerine koyarsak y noktasında arkadaşlar 6 olduğunu görüyoruz. Eğri ve doğru birbirine eksi 1'e 6 noktalarında teğetlerse arkadaşlar bu nokta eğriyi de sağlamak zorundadır. X yerine eksi 1 koyuyoruz. Ve y'yi de 6'ya eşitliyoruz. 2 artı 1, 3, 3 eksi 4, eksi 1 artı 1 olarak geçti. A'nın buradan 7 olduğunu gördük. Y eşittir mx artı n doğrusu. Eksi 2x kare parabolüne x eşittir 2 apsis noktada ax kare artı b parabolüne ise x eşittir eksi 4 apsis noktada teğettir. Şöyle düşünün, 2 parabol var. Bu y eşittir eksi 2 x kare paraboline teğet. Burada x eşittir 2 apsis nokta. X eşittir eksi 4 apsis noktada da ax kare artı b paraboline teğet. Arkadaşlar burada bir kere x'e 2 verdiğimizde 2'nin karesi 4, y'nin eksi 8 olduğunu görüyoruz. Doğrumuz y eşittir mx artı n. Şöyle diyelim, parabolün türevini alırsak eksi 4x, x'e de 2 yazarsak eğiminin eksi 8 olduğunu görüyoruz. Doğruda eğim m olduğuna göre m'i eksi 8'miş. Üstelik 2 yazdığımızda doğru denkleminde y'nin eksi 8 çıkması lazım. X'e 2 yazalım. Y yerine de eksi 8 yazalım. Artı 16 olarak geçerse n'in de 8 olduğunu görürüz. Dolayısıyla bizim doğru denklemimiz y eşittir eksi 8x artı 8. Bu bir. Şimdi bu parabolde de eğim değişmeyecek. Çünkü aynı doğrular. Bunun türevini alırsak 2ax eşittir. Ve x'e de eksi 4 yazarsak eksi 8a eşittir. Eğim neydi arkadaşlar doğrunun? Eksi 8. A'nın buradan 1 olduğunu görürüz. A 1. Peki doğru denkleme eksi 8x artı 8'de x eşittir eksi 4 apsisi noktada y'si ne çıkıyor bunun? Eksi 4 yazarsanız 32 artı 8 y'sinin 40 çıktığını görüyoruz. O zaman parabolde de arkadaşlar a'sının 1 olduğunu biliyoruz. X kare artı b. X yerine eksi 4 yazdığımızda y'nin 40 çıktığını görmüştük. Y'ye 40, x yerine eksi 4 yazarsak b'nin de 24 olduğunu görürüz. Dolayısıyla A1, B24 olunca toplamları 25 olur. Çok güzel bir soruydu. F-3 artı F türev eksi 3. Arkadaşlar F-3'ün 2 olduğu buradan gözüküyor. F türev eksi 3 türev teğetin eğimidir. Şurası 2. Burası da 2. Ve doğru dar açı yaptığı için eğim pozitif 1. Dolayısıyla toplamları 3 eder. Fonksiyon x eşittir 1 apsis noktada x eksenine teğetmiş. Arkadaşlar fonksiyon x eksenine teğetse o noktada eğimi 0'dır. X ekseninin eğimi 0'dır. 3x kare artı 2ax artı 2. X yerine 1 yazıyoruz. a eşittir buradan 5, eksi 5. A'yı eksi 5 bölü 2 olarak bulduk. Şimdi a yerine koyalım. Eksi 5 bölü 2 artı 2x artı b. Arkadaşlar x eşittir 1 de x eksenine teğetse y'sinde kaç olması gerekir? 0 olması gerekir. X yerine 1, y yerine 0 yazalım. 1 eksi 5 bölü 2 artı 2 artı b eşittir 0. Şu x'inin toplamı 3 kere 3 6. 1 bölü 2 eşittir b. Pardon, 1 bölü 2 artı b eşittir 0, b eşittir eksi 1 bölü 2. Yani cevabımız alalım.
Fonksiyonun herhangi bir noktasındaki teğet doğrusu denkleminin y eşittir eksi 15 olması istiyor. Bakın y eşittir eksi 15 şuralarda bir yer olsun bu orijin. Onun herhangi bir noktadaki teğeti bu olacak. Y eşittir eksi 15'in eğimi nedir arkadaşlar? 0. Türevini alalım. 3a x kare eksi 6x eşittir 0'dan. 3x parantezine alırsak burada ax kalır. Eksi burada da 2 kalır 0'dan. X ya 2 bölü a ya da x'in 0 olması gerekir. Arkadaşlar bu noktada y'nin eksi 15 olması lazım. X'e 0 yazarsanız y 1 çıkıyor. O zaman x'e 2 bölü a yazıp y'ye de eksi 15 yazmamız gerekir. A çarpı 2 bölü a'nın küpü 8 bölü a küp. 2 bölü a'nın karesi 4 bölü a kare artı 1 eşittir eksi 15. Şimdi burada şunları sadeleştirirsek a kare olur. 8 eksi 12 eksi 4 bölü a kare eşittir eksi 16. Şunlar sadeleşti 1 ve 4. A kare 1 bölü 4 a'nın da 1 bölü 2 olması gerekir. Cevabımız bu oldu. Gx eşittir x kare artı x çarpı fx g türev 6 nedir? Şurada arkadaşlar türevi almamız gerekecek. G türev x birinci 2x. Burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi x'in türevi 1 çarpı ikinciye aynen yazdım. Birinciye aynen yazdım ve f türev x. 6 koyun diyor. Burası 12. F 6. 6 çarpı f türev 6. F 6 neymiş arkadaşlar? 8. F türev 6 da doğrunun eğimi midir? Teğetin eğimi midir? 2. 2 kere 6 12 20. Toplamları 32. Evet. Üzerindeki a virgül b noktasına açılan teğet doğrusu orijinden geçiyormuş. Arkadaşlar bakın. Şöyle. Bunlar sanal çizimler. Yani ne demek sanal çizim? Sadece şeklin bununla alakası yok. Ben sadece size anlatmak için kafatasak bir şekil çiziyorum. Hiç alakası olmayan bir şekil. Şimdi a ya a küp artı 16. Çünkü bazen mesajlar geliyor. Bunun şekli böyle olmamalıydı falan diye. Tabii ki böyle olmayacak. Ben sadece burada size fikir vermesi için bunu çiziyorum. A'ya a küp artı 16 diyebiliriz b noktasına. Çünkü burada x'e a yazdığımızda a küp artı 16 olacak. Şimdi arkadaşlar türevden bir eğim alalım. Ve x'e a yazalım. 3a kare oldu. Eğim 3a kare. Peki eğim bir de y2 eksi y1. x2 eksi x1 diye yazalım. Bunu da 3a kareye eşitleyelim. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? A küp artı 16 eşittir 3 a küp. 2 a küp eşittir 16. 8. A buradan 2 çıktı. A 2 ise arkadaşlar B'si de a küp artı 16 idi. 2'nin küpü 8 artı 16 24 olur. Fonksiyon üzerindeki tüm noktalardan çizilen teğetler x ekseniyle pozitif yönde dar açı yapacakmış. O zaman türevini aldığımızda dar açıda türev sıfırdan büyük olacağı için bunu daima sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Yani işaret tablosunu yaptığımızda hep artı gitmesini istiyoruz. O zaman kökü olmamalı, delta sıfırdan küçük olmalı. B kare eksi 4 a c küçüktür 0. 64 küçüktür 12 a. Sadeleştirsek 4'e bölünmüş 4'e bölüm 16. O zaman 16 bölü 3 küçüktür a. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değil arkadaşlar. 6 olur. Yine bir şekil üzerinden g türev 3'ü istemiş. Türevini alalım. G türev 2x eksi 7. Çarpı içinin türevini unutmayalım 2. Burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi 3 çarpı ikinci. Artı birinciyi aynen yazdık. 3x eksi 5. İkincinin türevi. X'e 3 koyun. Pardon. Parantez için 3 olsun diyor. Parantez için 3 olması için x'e 5 koymam lazım. G türevi 3 çarpı 2. 3 f 5 artı 3 kere 5 15 5 çıkardık 10 f türevi 5. Arkadaşlar f türevi 5 bu noktadaki teğetin eğimi 0. Şurası gitti. F 5 6 3 kere 6 18 2'ye de böldük şuradaki 2'ye. Cevabımız 9. 10. sorumuzdayız. Fonksiyonun üzerindeki x eşittir 1 noktasından çizilen teğet doğrusu x eksenini kesmiyor. X eksenini kesmeyen bir doğru y eksenine paraleldir arkadaşlar. Demek ki eğim 0'dır demek istiyorum. Türevini alalım.
x'e 1 yazalım. 3 artı 2a eksi 13 eşittir 0. Eksi 10 a'nın buradan 5 olduğunu görürüz. A 5 ise şurası 5. F1'i soruyor. 1 artı 5 eksi 13 artı 10. 15, 16, 13 çıkarsak cevabımız 3. Eğrisi üzerinde bu doğruya paralel olan teğetlerin değme noktalarının ordinatlarından biri. Arkadaşlar bu doğrunun eğimi y'yi yalnız bırakırsanız olduğundan dolayı eğimi 15. Türevini aldığımızda 3'ler gitti. X kare artı 2x eşittir 15 olmalı. Hepsini bir yere toplayalım. X, x artı 5 eksi 3. X ya 3 ya da eksi 5. Bölü 3'ler bol olduğu için ben 3 konusunda şansımı deneyeceğim. 27 bölü 3, 9. 3'ün karesi 9 artı 10. 18 zaten cevap 28. Çünkü 5 de arkadaşlar tam çıkmayacaktı. Belliydi. Diğer noktayı denedik. D doğrusu ile fx parabolü x eşittir eksi 2 apsis noktada teğet olduklarına göre f4 kaçtır? Parabolü y eksenine göre simetriktir. Yani şurası simetri ekseni, bunu unutmayalım. Arkadaşlar parabolün simetri ekseni y ekseni ise b katsayısı olmamalı. Neden? Çünkü eksi b bölü 2a, yani tepe noktası, şuraya yazayım belki kamerada gözükmez. Eksi b bölü 2a 0 olmalı. O zaman b'si de 0 olmalı. Parabolümüzün bu şekilde olduğunu görüyoruz bu bir. Peki eksi 2 noktasında türevini aldığımızda 2ax ve x yerine eksi 2 koyduk. Eksi 4a. Eğim 135 derece olacağı için biz pozitif yöndeki açıya bakıyoruz. Eksi 1. A'nın buradan 1 bölü 4 olduğunu gördük. A'sı 1 bölü 4'müş. Yani parabolümüz x kare bölü 4 artı c. Şimdi bir de c'yi bulmamız lazım. Arkadaşlar burada doğru denklemini bulabiliriz. Şu noktanın koordinatları eksi 4'e 0. Y eksi y 1, y eksi 0. Eğimi eksi 1, 135 derece. X eksi x 1, x artı 4. Yani y eşittir. Eksi x eksi 4 bizim doğru denklemimiz. X'e eksi 2 verdiğimizde eksi eksi artı. Y'nin de eksi 2 olduğunu görüyoruz. Yani üzerindeki nokta x eksi 2, y de eksi 2 noktasıymış. Bu nokta bizim parabolü de sağlamamız gerekiyor. Y yerine eksi 2 yazdık. X yerine de eksi 2 yazarsak 4 bölü 4, 1 artı c. C buradan ne çıktı arkadaşlar? Eksi 3. Şimdi bize F4'ü soruyor. F4, 4'ün karesi 16 bölü 4, 4, 4 eksi 3 ve cevabımız 1 olarak bulunur. Bu da güzel bir soruydu. Arkadaşlar bu testimiz de burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum.